Hadi başlayalım. Çok güzel bir perç. Sağolasın. Kıyı bucak alan herkese selamlar. Yeni bir paylaşımda karşınızdayım. Bugünkü paylaşımımızın konusu lüfer ailesinin fertlerinden olan sarı kanat ve lüferin gece avlarında şamanlarla takımlar ile nasıl avlanılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Hadi uygulamaya geçelim. İyi seyirler. Şimdi bu takım için neler gerekiyor? Önce bunların üzerinden bir geçelim. Daha sonrasında da uygulamaya geçebiliriz. Öncelik olarak bunun için bir kanca. Kanca olarak tabii ki uygun bir kanca kullanmanız çok önemli. Delikli olması, daha sonrasında buradaki damak kısmının, bu sivri olan kısmının hemen altında bulunan ve balığın kaçmasına engel olan bu damak kısmının büyük olması çok büyük önem arz ediyor. Bu noktalara dikkat edin. Yani özellikle gidin bu markayı alın demiyorum size. Ben şimdilik bu markayı tercih ediyorum. Buna benzer, yani olabildiğince bu beden kısmının ince olmasına ve bu damak kısmının biraz büyük olmasına dikkat edin. Bir de delikli olması gerekiyor ki çelik tel ile biz bunları bağlayabilelim. Devamında bu şekilde çelik teli kıstırmak için kullandığımız metal borular diyelim bunlara. Devamında çelik tel. Olmazsa olmazımız çelik tel. Çünkü bildiğiniz üzere lüfer ailesi monofilament misinayı sanki hiç monofilament misina yokmuş gibi kesip atabiliyor. Ya da florakarbonu da aynı şekilde kesip atabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için çelik kullanıyoruz. Çok kalın bir çelik olmamasına dikkat edin. Ben de bu uygulamada bu çelik teli kullanacağım. Şimdi bu çelik telden önce yaklaşık bir 13 santimlik bir kısım çıkartıyoruz. Tabii ben ezber hareket etmemek adına bunu metreyle ölçeceğim. Şöyle metremizi alalım. Şöyle 13 santime gösterdik. Şöyle tuttum. Şuraya geldi. Tam şurada. 13 santim olacak şekilde ayarladım ve o kısmı tuttum. Daha sonrasında o kısmı ufak bir kırdım. O kısmı keseceğiz çünkü. Şuradan kırdık. Ve pense vasıtasıyla bu kısmı keseceğim. Evet, gördüğünüz gibi kestim. Bunu ayarladık. Bunun üzerinde uygulamamızı yapacağız. İki tane iğne çıkaracağım. Bir, iki. Şimdi iki tane iğne çıkardık. 13 santimlik bir çelik beden ayarladık. Ve devamında da iki tane metal bu küçük borucuklardan lazım olacak. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela bu marka böyle içerisine birkaç tane koymuş. Burada yaklaşık olarak kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane gözüme aldı. 11 tane içerisine koymuş. Temin edenler için bir kolaylık olacaktır. Harici bir şekilde bunu almak gerekmeyebilir. Ama tabii ki bu 10 metre bir uzunluğa sahip. Siz bunun 10 metresini kullanırken birçok işte bu küçük borucuklar, metal borucuklardan kullanacaksınız. O yüzden böyle bir şey almanız da tabii ki fayda sağlayacaktır. Dediğim gibi bu markalara çok fazla takılı kalmayın. Ben bu markaları kullanıyor olabilirim. Ama siz de araştırıp farklı markalarda kullanabilirsiniz. Devam edelim uygulama kısmımıza. Bunun içerisinden iki tane çıkartacağız. İki tane lazım olacak bize. Bakalım şimdi delik kısmı. Şurada bir delik kısmı var arka planda. Şöyle çevirdim. Şurayı bir açacağım. Evet, açmak üzereyim. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bir yeri var. Buradan iki tane çıkartacağım. Bir tane çıktı. Hadi iki de çıksın. Evet. Şöyle iki tane çıkardım içerisinden. Daha sonrasında tekrar bu kısmı zaten yapışkanlı kapattım. Ve bunu kenara koydum. Şimdi bununla buraya koyduktan sonra iki tane küçük metal borucuk, çelik beden ve iki tane uygun
ideal kanca. Bu kancaları alırken neye dikkat etmeniz gerektiğini de söyledim. Şimdi yapmamız gereken bir tane buradan gördüğünüz gibi metal bir borucuk aldım. Bunu çelik bedenin içerisine geçirdim önce. Daha sonrasında buradan iğnelerden bir tanesini alıp şurada gördüğünüz deliğe geçireceğim şimdi bunu. Yaklaşık burada 1 santimlik bir uzunluk olarak burayı tahmin edin. 1 santim uzunluğu şöyle katlıyorum. Evet, katladım. Katladıktan sonra şu kısmı tutuyorum. İki parmağımın arasında tuttuktan sonra bu metal borucuğu bu iki çeliğin arasına sıkıştıracağım şimdi. Olabildiğince aşağı doğru itiyorum bunu. Evet. Şöyle hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sırada bunu kıstırmamız gerekiyor. Hemen kıstıralım. Şöyle kıstırdım. Evet, bu artık ömürlük oldu. Burayı pense vasıtasıyla kıstırdıktan sonra devamında tekrar diğer borucuğu alıyoruz, metal borucuğu. Buradan gördüğünüz gibi bunu da borunun içerisine soktuk, geçirdim. Bu da burada dursun. Bunu böyle büküyorum ama sert bükme değil. Böyle yumuşak şekilde büküyorum, O gibi oluyor. Buradan tekrar bu son soktuğumuz metal borucuğun içerisinden geçiriyorum. Yukarı doğru çektim. Burada bir pay kaldı. Biraz daha çekiyorum. Bu en son takacağımız kancayı elimize alıyoruz. Buradaki durması gereken pozisyon şu olmalı. Bu deliğin olduğu kısma şuradaki kısım gelmesi gerekiyor. Şöyle olması lazım. Daha sonrasında bu kısmı böyle tuttum. Buradaki çelik bedeni içinden geçirdim bu kısmı. Sonra yukarı doğru kırdım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kırdım. Daha sonrasında bu kısmı, şurada yukarı doğru kırdığımız kısmı da bu yukarı çıkardığımız metal borucuğun içerisine geçirmek için metal borucuğu aşağı doğru kaydırıyorum. Yani o kısım metal borucuğun içerisine girmesi gerekiyor. Burada 3 tane çelik tel geçmiş oldu bu hattan. Daha sonrasında şöyle bir bakıyorum. Kıstırmadan önce. Nasıl oldu diye bir bakıyorum şöyle. Gayet istediğim gibi ideal bir şekilde olduğunu görebiliyorum. Ve son olarak burayı da kıstıracağım. Pense yardımı ile. Evet, burayı da kıstırdım. Yukarıdan kıstırdığımız zaman burada ufak bir oynama oldu ama bu tabii kolayca düzeltilebilecek bir şey. Şöyle görün. Bunun en önemli kısmı yemi, buna nasıl takacağız? Şimdi yem olarak istavrit kullanacağız. İstavriti filot haline getireceğiz. Ve devamını da yapmış olduğumuz, şöyle göstereyim, takıma takıp nasıl durulması gerekiyor, nasıl takılması gerekiyor bunu göstereceğim. Şunu şöyle bir kenara koyalım ve istavritimizi alalım. Önce bunu flöt haline getirelim. Buradaki yüzgeçin altından giriyorum. Hafif içeri doğru kesiyorum. Kılçığın olduğu kısma geldikten sonra kılçığın üzerinden, kılçığın üzerine sürterek, yukarı doğru değil, kılçığın üzerine sürterek kesiyorum. Düzgün bir şekilde kestiğime emin olmam gerekiyor. Dediğim gibi kılçığa sürterek kesiyorum ama kılçığı kesmiyorum. Evet. Şuradan da şöyle bir ufak bir pay kaldı, onu da kestim. Evet. Bir yanını almış olduk. Şöyle içini de hemen hızlıca temizlemiş olalım. Bakalım. Şöyle şu içini aldık. İstavrit filota dediğimiz bu oluyor. Aynı şekilde bunu çevirip aynı şekilde burada da bu işlemi de yapıyoruz. Yani bir istavritten iki tane yem çıkıyor. Gördüğünüz gibi.
Bunu kancaya nasıl takıldığımı da şimdi göstereceğim sizlere. Parçayı aldım kenara. Öyle yemin içine koyuyorum. Alt kanca, yemin biraz yukarısında kalması lazım. Yani şu ideal olanı. Şöyle iyice görün. Çünkü yaparken bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bu üst kısmı tutuyorum. Burayı tuttum. Yem ipini elime alıyorum. Bakın, ağ ilerinde bu yem ipini bulabilirsiniz. Yem ip diyoruz ama aslında ince lastik. Ama çok etkili, uygun fiyatları var ve bir kez aldınız mı ömür boyu kullanabileceğiniz kadar fazla var. Parmağımın arasına sıkıştırdım. Ve başlıyorum üzerinde bunu sarmaya. Sarıyorum, 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 sarıyorum. İyice güçlendirdiğinden emin olmam lazım. Çünkü atış esnasında en fazla yük buraya binecek. Evet. Sardıktan sonra çekip kestim. Şu an burası oldukça sabit ve sağlam oldu. Normalde burayı sabitlemek için küçük kancalar kullanılıyor ama bunları bu şekilde kullanımına tavsiye etmiyorum. Çünkü atış esnasında iğne yemi yırtabiliyor ve yemin duruşu bozulabiliyor. Bu şekilde yem ipi kullanarak yaparsanız çok daha iyi olur. Sırada bu üst kancayı içine getiriyorum. İstavriti bu üstten büküyorum. Bakın. Şöyle büktüğüm zaman şöyle oluyor. Yani büküyorum. Ve bu üstteki kancayı tutup buradan iki tarafından da geçirmiş olacağız. Şimdi geçiriyorum. Evet. Geçirdim. Şimdi size yakından göstereyim. Bu şekilde oluyor. Yani yeme sürekli dikmiyorum. Bir kez geçiriyorum. Arkadan nasıl göründüğünü de göstereyim. Bakın. Yani deriye iki kez geçirmiş oluyoruz bu şekilde. Ve yeme hiçbir şekilde zarar vermemiş oluyoruz. Şimdi sıradaki alttaki kancamızı da takalım. Şimdi onu düzgünce elimize alalım. Evet. Kancayın nereye geldiğine bakın. Şuraya geliyor. Aynı şekilde burayı da büküyorum. Büktüm. Daha sonrasında kancayı tutuyorum. Böyle yandan. Bakın. Geçirdim, şu an ete geldi. Yani deriye geçirmedim. Tekrar çıkartıyorum. Biraz daha alttan. Evet. Deriye geçirdiğimden emin olmam lazım. Bu önemli. Şöyle geçirdim. Gördüğünüz gibi yeme bunu bu şekilde sokuyorum. Atış esnasında yük buraya biniyor. Ve yem ipiyle sardığımız için de hiçbir şekilde bu takmış olduğumuz kancalara yük binmediği için bunu attığımız zaman aynı bu şekilde suya düşüyor. Şöyle tersten de gösterelim. Bakın. Yemde hiçbir şekilde burulma yok. Yem dümdüz. Yani ben bu şekilde çok güzel avlar gerçekleştirebiliyorum. Cidden av verimim çok iyi artabiliyor. Bunun devamında şamandıra kullanacağız zaten biz ana bedenden, yani makinedeki ana bedenden gelen kısmın sonunda klips var. Klipsten sonra 1, 1,5, 2 metre, bunu siz kendiniz ayarlayın. Florakarbon 0.26 milimetrelik florakarbon misina kullanıyorum. Ve o florakarbon misinanın ucunu da buraya düğümlüyorum. Yani bir düğümü şamandıranın altındaki klipse gelmiş oluyor. Bir diğer kısmı da buradaki yapmış olduğumuz takıma takılmış oluyor. Bu şekilde herhangi bir ağırlık takmadan bu yemin kendi ağırlığıyla beraber suda batıyor.
Şamandıra olarak da ışıklı şamandıra kullanıyorum. Bakın fosforlu değil, ışıklı şamandıra kullanıyorum. Bununla ilgili de yakın zamanda bir video çekeceğim. Umarım bu video sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Bu şekilde yaparsanız av veriminizin ciddi ölçüde arttığını göreceksiniz. Daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, kendinize iyi bakın.